zirvede de İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım. Dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı. İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çöz. İmar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çöz. Lütfen yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre illerde aynı şekilde, sadece Hatay, Antakya değil. Lütfen, rica ediyorum lütfen, lütfen. Allah rızası için burada insanlar değil. Allah rızası için. İmar Yaşar Coşkun ile inşaat mühendisi Yalçın Coşkun kardeşlerin sahibi olduğu Antis Yapı'nın oluşturduğu 249 konutlu Hatay'da ilk rezidans yaşam projesi tamamlanmak üzere. Konut sahipleri Mayıs ayında anahtar teslim alıyor. Gördüğünüz yapı 3 apartman aslında, 3 tane bağımsız apartman. Bu 3 apartmanı biz bir araya getirmemizin sebebi, en önemlisi Antakya'nın gördüğünüz gibi en değerli yönü kıbleden yararlanmak. Orası normal şartlarda eski bizim Mimarlar Odası Başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Yani bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır. Deprem yönetmenliğine göre yapmıştır. İmar barışıyla toplam 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. İsyan ediyorum. Bu ülkede isyan ediyorum. Cenazemizi alamıyoruz. Savcı yok, savcı. Bekir bu. Bozdoğa'ya sesleniyorum burada. Ankara'da o derili koltuklarda oturmak önemli değil. Bu ülkede hiç mi savcı yok? Başka şehirlerden getirseler de bu insanlar cenazelerini alıp defnetseler. Devlet ve millet el ele vermiş. Bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağım. Yetkililere sesleniyorum. 4 gündür bizim 3 tane çocuğumuz yaşıyor. Seneler çocuklarımızı kurtarsınlar. Başbakanımız sizi bitirelim. Adeta etkinlik ayarına gelelim. Başbakanımız sizi bitirelim. Adeta etkinlik ayarına gelelim. Şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ya ben ölmelerine izin veremem ailemin. Bir duvar parçasının arkasında 4 tane can kucak kucağa oturuyorlar. 2 tanesi çocuk, 1 tanesi daha 7 yaşında ve kıtlıyor. Yaşatmam lazım onları. İlk gün biraz tabii ki olayın hem endişesi ve olayın erken olması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadık ama yavaş yavaş kurtarma çalışmaları düzene girdi. Eşim yatıyor, depremin 3. gün oldu. Akşam gece vakti jandarma gelmiş buraya. Yazlarını sokuyor inşaata. Diyor ki yoğun ses var. E peki ses var, ne yapıyorsunuz? Sırtını dönüp gidiyor. Ben vergisini ödeyen, ben işini düzgün yapan bir memurum. Devlet bugün benim yanımda değilse ne zaman gelecek ya? Benim çocuğum burada zaten soğuktan öldü, soğuktan. Da arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak ve bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. 4. seviye alarm ortaya koyduk. 4. seviye uluslararası yardım da içeren bir alarmdır. Hazırlığımız İstanbul depremiydi Ahmet Hakan Bey. Adıyaman'ı 3 gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes, biz yolda yürürken herkesin sesini duyduk. İmdat yardım edin diye kulaklarımızı kapattık. Çünkü kimse bu
buraya gelmedi. Herkes. 3 gün sonra geldiler. İnsanlar burada soğuktan dondular. Soğuktan öldüler, açlıktan öldüler. Enkazın altında 3 gün boyunca soğuktan dondular. Biz ne yapalım biz? Gelsin Cumhurbaşkanı buraya gelsin. Gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Gelsin gelin. Fenomenler, YouTuber'lar, şunlar bunlar. PR sahnesine çevirdiler deprem bölgesini ya. PR sahnesine çevirdiler ya. Yanlış bilgiler veriyorlar. Alanı perişan leş ettiler. Leş kargaları. Ses geliyor, kurtar beni diyorlar. Ya baba kurtar beni diyor ya. Ben nasıl çırpılmayayım ben? Nasıl çırpılmayayım? Çaresizim ya, hiçbir şey yapamıyorum. Hoş geldin. Allah'a emanet. Hoş geldin. Allah'a emanet. İşte çıkmış bir tanesi, Kızılay nerede diyor. Ahlaksız ve namussuz ve adi, günde yaklaşık 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Ben çocuğuma ikinci günü akşamı mama çaldım markette. Mama çaldım. Biz kendimiz çadır kurduk, kendimiz pazarcıların demirleriyle. 4 gündür orada çocuklarımla ben 6-7 aile kaldım. Birinci gün bizim olmasın diye yalvardım. Allah'ım diyordum, ölüler benim olmasın. İkinci gün, üçüncü gün diyorum ki Allah'ım lütfen ölümü bulabileyim. Şimdi diyorum ki Allah'ım lütfen tek parça halinde ver. Şu anda da diyorum ki inşallah teşhis edebilirim. Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorum. Şu anda salıya geçtik. Gece saat 0.30'da. Kahramanmaraş'ın en ünlü caddesi, Trabzon Caddesi'ndeyiz. Her yer yıkılmış. Asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok, devlet yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bunları bir kapatır mısınız? Son ışığı da kapatalım. Şimdi normal görüntü, normal görüntüsü bu arkadaki çalışmanın bu. Pek çok yerde bakın. İşte bu. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Yalvarıyoruz göçük altında olan onlarca yüzlerce yer var. Ya Allah aşkına insanlar suyuyor mu? O operatörler buradaki işler neden bekler? Ne için bekler? Bana birisi anlatsın ya. İnsanlığa anlatsın. Uşak'taki üreticilerimiz 1 milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu da aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi. Ben bunları nasıl kaldıracağım ya? Vinç yok ya ortada. Ben vinç istiyorum. Bir tane vinç lazım. Benim talep ettiğim şey aynı şeydi. Vinç de halen aynı şeyi talep ediyorum. Vinç talep ediyorum. Sayın Başbakan'ın sorunu var mı yayınlanır? Ben de ibadetim. Ben bunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın sorunu var mı yayınlanır? Ben de ibadetim. Hadi hoş geldin. Canlı yayınlayın, sizden rica ediyorum. Duysun ülke. Dursun bu, duysun yani bu ülkeyi yöneten insanlar duysun. Buranın 7 tane milletvekili var. Nerede bunlar? Nerede? Salı bir gün gelip benden kapımdan oy isteyeceksin. Bu cenazeyi nasıl sorgulayacaksın? Kim ne diyecek bu cenaze hakkında? Sarımla hasretle selamlıyorum. Öncelikle 4 tane canlı çıkarttım. 1 tane çocuk canlı çıkarttım. Ceset var. Hala kimse yok. El imkanlarımızla, gazmanlarla, küreklerle bu devlet nerede? Hiç mi kepçesi yok? Biz vatandaş olarak da ne yapacağız? Vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız. Annemi babamı veremedikten sonra sen o 10 bini al. Ben sana vereyim. 10 bin mi? Sen buraya gel bir kokla. Kokla burayı bir. Annem babam kokuyor burası. He? Sen bana 10 binden bahsediyorsun. Bir yıl içinde bir şehrimi düzeltiyorsun. Sen bana neler söylüyorsun ya? 10 bin lira bir de bir çay parasıdır. Ben ne yapacağım bu 10 bin lirayla? Evet. Gelsin, ben geri gençsine iade de edebilirim. Benim 2 torunum öldü. Evim yerle bir oldu. Hani çok yüksek oranda hani beslenmemizi, işte su ihtiyacımızı, battaniye ihtiyacımızı karşıladık. Ama burada kalan insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Artık bir duyun. Vallahi yeter ya. Ya bir çadır gönderemeziz ya. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık.
Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya. Bir lavabo yok, bir su yok, bir temiz su yok içecek. Ancak taze su getirdiler, biraz kendimize geldik. Banyo yapamıyoruz. Bugüne kadar havalar çok kötüydü. Çadırı olmayan vatandaşlar mecbur kaldı. Bir kısmı hasarlı evlere girmek zorunda kaldı. Afad'ı'da, Akutlu'da hiç görmedik çünkü hepsi Rönesans'ta çalıştı. Disko gibi aydınlatılıyor. Önüne TV kanalları da yerleştiriliyor. Herkes Hatay'dan bir şeylerin çıktığını zannediyor ama biz burada karanlıkta boş enkazın önünde oturuyoruz. Binlerce enkaz hala duruyor. Ya verin ya bize cesetlerimizi vermeden kimse vurmasın oraya. Türkiye'nin en iyi ve en hazır arama kurtarma ekiplerinin başında gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu madencilerinin bile deprem bölgesine ulaşmasına engel oldu. Zonguldak'ta hazırda 500 arama kurtarma madencisi bulunuyor. Ana depremin üzerinden yaklaşık 20 saat geçti. Ama buna rağmen 85'i sadece yola çıkarıldı ve onlar da karayoluyla yola çıkarıldı. İğneyle kuyu kazılıyor burada. Onlarca yüzlerce insanlar canlı. Madencilere ihtiyaç var burada. Maden şirketlerine sesleniyoruz. Gelsinler, yetersiz kalıyoruz. Kadir Bey, tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Maşallah şehrin temizliği falan gayet güzel. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Devletinizin zatallarınızın sayesinde efendim. Yem torbalarına koyduk, gömdük. Ceset torbası vermedi Türkoğlu Hastanesi, Devlet Hastanesi. Yem torbasını nereden aldın? Evden inekleri yemlediğimiz yem torbasına koydum hepsini, altısını da. Burada sıkıntı sosyal medyada yayılan yanlış haberler. Sadece ayağı, sadece ayağı. Ellerimdeki arabanın krikosunu getirdim. Çaresizlik çok zor bir şey kardeş. Onu oraya yerleştirdim ama kalkmıyor. Yani güç yetmiyor. Başka güçlü bir şey lazım. Fakat afet gelmedi. Gelmiyor yani. Büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Onun başkanlığında oluşturulan ekipler... Köydeyiz. 6 gündür Onun başında bulunan... Hükümetin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti aç içinde göstericesine, sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Evet değerli arkadaşlar, dostlarımla birlikte sabahtan beri toplantıdayız. Depremin ilk gününden itibaren ben bölgedeydim. Ahbap arama kurtarma da bölgeye geldi. Ahbap gönüllüleri de bölgede çalıştı. Hala da çalışmakta. Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin firasetine güveniyorum bu ülke. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, çok üniversite şey okumamış, de. Yani cahil halkın firasetine ben güveniyorum. Evet. Hocam... de şimdi, evet okuma oranı arttıkça beni apakanlar basıyor. Arkadaşlar burası Güzelburç Mahallesi. Hemen sesli bir duyar var mı? Maşuklu. Burası Maşuklu Güzelburç. Burada Cemil falan hep içeride mi? Evet. Hiç yardım gelmedi mi? Gelmedi. Kimse gelmedi. Yani aramadığımız yer kalmadı. Bakın burası hiç kimse gelmedi. Burası Hatay. Hiç kimse gelmedi. Maşuklu, sesimizi duyan yok. Hatay kaderine terk edilmiş. Yardım bekliyoruz. Allah'ını seven buraya gelsin artık. Maşuklu, Armutlu, Güzelburç, Samandağ, bütün Hatay. Yalvarıyorum size. Halk burada kendi çabasıyla bir şey yapmaya çalışıyor. Kimse yok. İki gün geçti aradan ya. Kimse gelmiyor. Ne olur sesimizi duyun. Hatay kaderine terk edilmesin. Ne olur Hatay'ın sesi duyulsun. Kimse gelmedi. Bu insanlar burada. Koray! Nimet abla! Bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz. Ben çalışıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir şey var. Evet. Beni aradılar. Çağatay Bey diye birisi ve Ali Bey diye birisi. Soy isimlerini hatırlamıyorum. Tamam. Numaralarımı bulmuşlar. Gökhan Bey işte yaptıklarınızı görüyoruz. İşte
mücadele ediyorsunuz. Biz sizin emrinizdeyiz. Ne ihtiyacınız varsa. Çünkü biriyle koordine olmak zorundasınız. Tabii. Kimle koordine olacaksınız? Bir yetkiliyle olmak zorundasınız. Evet, o önemli. Bir yarım saatte gelecek olan kepçe, akşam 6'dan gece 12'ye kadar zifiri karanlıkta bekledik o soğukta. Biz defnedemiyoruz. Aldık, enkazı tekrar geri götürdük. Enkazda bıraktık, orada bekledik. Sabaha kadar tekrar geri getirdik. Kendi imkanlarımızla bu sefer yaptık. Şimdi böyle bir insan bu kadar ağır bir travma üzerine size yalan konuşuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu çok ağır bir şey. Bir gün değil, iki gün değil. Bir hafta boyunca bana yalan söyledi. Günlerce yarım saat geliyor dedi, yolda dedi, birazdan geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Günler geçti. Ya en azından umutlanmasaydın. Umutlandırma bizi. Söyleme. Yani bir İmam Hatip ne olacaksın, bir de Kral Dondur. Yani bakan sahibi olmak için. Bu bizim dönemde öyle. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum.